place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Citroen'de buy gigs yapacağız. Bakalım araç var mı? Videomuza geçmeden önce kanala abone olup bol bol yorum atıp videoları beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, sadece şunu söyleyebilirim. C3'te 1-2 bu manuel şanzımanlı aracımız şu anda hemen teslim. Ve liste fiyatı normalde 470 bin lira ve 440 bin liradan bu aracı alabiliyorsunuz. Böyle bir indirim var. Onu da söylemiş olayım. Almak isteyenler olursa Eyüp, Citroen, Mar'dan bu aracı alabilirler. Tabii ki de Araba Dünyam kanalında gördüm dersiniz de sizlere ellerinden geldiğince yardımcı olabilirler. 440 bin lira. Yani 267 bin liraydı arkadaşlar bu araç ama yine tabii ki de bu piyasa şartlarında araç bulunamazken 440 bin liraya tabii mantıklı olabilir. O da sizin tercihiniz. Bunu da sizlere buradan yardımcı olmak adına duyurmuş olayım. Evet arkadaşlar, bay gezimize başlayalım. Bakın bayide gerçekten araç yok gibi bir şey. Burada bir tane Citroen C3 var. Bakın fiyatları bile yazmıyor. Çünkü niye? Bu araçlar hep genelde satılıyor. Sadece bakın burada yakıt tüketimimiz var. Şehirci 4.9, şehirci 3.8, ortalama 4.2 litrelik bir yakıt tüketim bu araçta bulunuyor. Yani arkadaşlar, ben şimdi nasıl tahmin edeceğim bu aracın ne olduğunu? İçeriye gireceğiz, bakacağız. Bakın aracın ne olduğu belli oldu. Aracımız 1-2 manuel şanzımanlı C3. Yani bu araç bir ara hatırlıyor musunuz? 267 bin liradan indirimli olarak ben size bunu bulmuştum, hep söylüyordum. Şu anda bu aracın fiyatı bile uçtu arkadaşlar. 460-470 bin lira bantlarına çıktı. Bu aracımızı sizlere de şöyle bir tanıtmış olayım. Belki almak isteyenler olabilir. Şurada yine Pioneer Black detaylarımız var. Bu araçta yine manuel kararan bir dikiz aynamız da bulunuyor. Full halojen aydınlatma bu araçta tercih edilmiş. Yani güzel bir araç. Koltukları arkadaşlar bu Citroen C3'ün oldukça rahat. Bakın yanal destekleri vesaire mükemmel derecede iyi yani. Burada da yine dokunmatik bir multimedyamız bulunuyor. Çok ufak ama dokunmatik olması tabii ki bir artı. Bakın şöyle göstereyim sizlere onu da. Eco mode aktif, birazdan kapanabilir ama dokunmatik. Hiç dokunmatik olmamasından iyidir. Şöyle direksiyon detaylarında yine buralarda hep şuralarda hız sabitleyicimiz, burada sesli komutumuz, SLC'miz ve multimedyamızı kontrol edeceğimiz tuşlarımız bulunuyor. Şöyle bir de dış kısmına geçelim. Aracımızın şöyle arka kısmını da sizlere göstereyim mi? C3. Ya bunu zaten detaylı incelemesinin hepsini kanalımda paylaştım. Orada bulabilirsiniz. Burada yine halojen bir aydınlatmamız bulunuyor. Şöyle arka kısımdan da göstermiş olayım. Yine buradaki araçlarda da aynı şekilde fiyatlar yazmıyor. Bakın. Burada da bir tane C3 aracımız var. Şöyle onu da sizlere göstereyim. Şimdi bunu da yine paketini tahmin edeceğiz. Belki de aynı araçtır, bilmiyorum. Ama bakmak lazım. Evet, bu da aynısı arkadaşlar. Yine manuel. 1-2 şu araçta aynı. 2 tane bu araçtan var. Yine burada da bir tane C3 var. Ve C3 E-Cross var. Buna şöyle bir bakalım. Bu aracımız neymiş? Bu aracımız da arkadaşlar aynı. Yine 1-2 manuel. 3 tane bu araçtan var. Bir tane de burada C3 E-Cross SUV aracımız var. Bu aracımızın arkadaşlar dizel versiyonu var. O da fiyatları gerçekten aşırı derecede de yüksek. Otomatik şanzımanla geliyor bu aracımızda. Burada tüm donanım özelliklerini zaten anlayabiliyoruz. Burada dörtlüğümüzü yakabiliyoruz aynı şekilde. Merkezi kilidimizi de açıp kapatabiliyoruz. Sabitleyicimiz vesaire bu araçta bulunuyor. Şöyle sizlere aracımızı da bir göstereyim. Zaten bunların incelemesini detaylıca kanalımda bulabilirsiniz. Yine otomatik kardan dikiz aynamız var. Burada böyle şey malzememiz var. Başka da bir araç maalesef yok. Ve bunların da yine arkadaşlar fiyatları yazmıyor ama fiyat olarak da bu araç 700 bin lira civarında olması lazım. Son zamlardan sonra araç fiyatları inanılmaz derecede yükseldi. Maalesef Citroen'de
araçlarımız bu şekildeydi. Şimdi bu C3'ün arkasına bir geçelim. Sizlere bir de buranın arkasından şöyle bir görüntü alayım. Bulabilirseniz arkadaşlar, ya alınır mı? Bilmiyorum. Gerçekten bu artık çok zor bir soru. Yani gün geçtikçe de artıyor arkadaşlar fiyat. Ya paranız varsa alın ama paranız yoksa zorlamanın da çok bir... Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Citroen'de de araçlar oldukça az. 3 tane C3, bir tane de C3 Aircross aracımız var. Başka da aracımız maalesef yok. C4'ten hep zaten tükenmiş. C5 Aircross'a daha gelmedi. Temmuz ayında gelecek. Onu da sizlere ilk olarak incelemeyi planlıyorum. Çok güzel, çok güzel bir makyaj oldu bu araçta, C5 Aircross'ta. Onu da hep beraber inceleyeceğiz. Ne düşünüyorsunuz bu araçlar hakkında? Araçlarımız yok, fiyatlar ortada. Hepinizi yorum kısmında bekliyorum. Detayları oradan konuşalım. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda Citroen Bayges yaptık. Umarım keyifli, faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, bana destek vermek ve sizlere daha hızlı ulaşabilmem için abone olursanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarımız için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekinize taş değmesin.